kalkınca keder. Heybetli ordulara mezar oldu bu toprak. Artık Çanakkale'ye kimse saldırmayacak. Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver. Bu sessiz yıl bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız gölgesiz yolun sonunda gördüğün bu tümsek Anadolu'nda. İstiklal uğrunda namus yolunda can veren Mehmet'in battığı yerdir. Çanakkale zaferi, vatan topraklarını korumak için şahlanan bir milletin bağımsızlığının ve egemenlik aşkının ibret verici kahramanlık destanıdır. Ateşi ve ihaneti gördük ve yanan gözlerimizle durduk bu dünyanın üzerinde. İstanbul 918 seçimlerinde, İzmir 919 Mayıs'ında ve Manisa, Menemen, Aydın, Akhisar Mayıs ortalarından Haziran ortalarına kadar. Yani arpalar bitilip budaya başlanırken yuvarlandılar. Adana, Antep, Urfa, Maraş düşmüş, dövüşüyordu. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu. Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu. İçimde bir uzun selvi, kimimiz nişanlı, kimimiz evli. Oh, gençliğim eyvah, kimimiz nişanlı. Çocuklarınız, çocuklarımız Çanakkale topraklarında uyuyacaklar. Vatan yolunda şehit olursan bana ne mutlu. Ancak sana bir vasiyetim var. Birincisi benim için katiyen almama. İkincisi eşyamın listesi ilişikte. Bunları sat, ele geçecek paradan mihri muhatter ve mihri müetteğini al. Üst tarafıyla bana bir mevlüt okut. Eğer bunlar sana borcumu ödemezse hakkını helal et ve aramıza geçen sözümüz var. Zahid Üsteğmen, 8 Ocak 1916'da Kerevizdere mevkiindeki Şehitler Tepesi'nde yaşanan kanlı ve çetin muharebelerde patlayan bir bölüme şehit olduğunda 34 yaşındaydı. Bıraktığı mektup zarfının içinden küçük bir saç demeti de çıktı. Bu, Nadide adlı yavrusunun saçını tutamıyordu. Toprak kerevizinden şimdi kalktım. İçinde barındığımız kocaman oyun ağzına yaklaşıyor ve dışarıya bakıyorum. Toprak gecenin sis ve rutubetiyle ıslak. Şirin çimenler, zümrüt dereler teşkil ederek aşağılara doğru akıyor. Güneş yükseliyor. İngilizler bugün galiba geciktiler. Sabah selamı olarak adet olan top ve tüfek gürültüsünden henüz eser yok. Aşağıya iniyor ve toprak peykenin üstüne oturarak sana bu mektubu yazmaya başlıyorum. Arkadaşım karşımda vazifesiyle ilgili evrağı hazırlamakla meşgul. Dün gece geç vaktiye kadar devam eden top atışı ikimizi de uykusuz bıraktı. Of! Derin ve uzun bir öyküye ihtiyaç hissediyorum. Kumandanım beni çağırıyor. Mektubuma biraz sonra devam ederim. Kumandanı gördüm ve geldim. Fakat maalesef mektubuma devam edemeyeceğim. İngilizler faaliyete başladılar. Ateşin birden çok şiddetlendiğine bakılırsa bunların sabah keyfi olsun diye atılmadığına inanmak lazım. Anlaşılıyor ki
siper komşularımız bugün pek ciddi niyetlerinden birinin daha tecrübesine girişecek. Bugünkü ateş pek başka. Etrafta kıyamet kopuyor. Ah, öyle uykum var ki. Top ve mitralyöz yıldırımları kulaklarımı patlatıyor. Allah ısmarladık kardeşim. Mektup yazılı tarihten 3 hafta sonra Kızılay Arslanelerinden birinin vasıtasıyla Hüseyin Ragıp'a ulaştı. Mektubun yanında küçük bir not vardı. Beyefendi, ben Münir'in siper arkadaşıyım. O vazifesi başında Rahman'a kavuştu. Ben de yaralandım, bu hastaneye naklonuldum. Şehit düştüğü geceden evvel yazıp da postaya vermeye vakit bulamadığı bu mektubu size gönderiyorum. Merhumun emanetidir. Sevgili ve bir zamanlar mutlu aile. Gelibolu cehenneminden hepinize merhaba. Bu mektubu size yazmak niyetinde değildim. Aslında ben artık kimseyle konuşmak, birilerinin yüzünü görmek istediğimden de emin değilim. Hem siz benim buraya cehennem dediğime bakmayın. Burası hakikaten güzel bir yer. Üzerleri toz toprakla örtülmeden önce zeytin ağaçlarının bolluğu, savaşa aldırmadan her yanda pıtır pıtır açan kırmızı gelinciklerin neşesi, akşamları yarım adayı kızıla boyayarak batan güneşin insanın içini acıtan güzelliği ve bir de Gelibolu bülbülleri. Eğer o sırada bir Türk öldürmüyor ya da Türkler tarafından öldürülmüyorsa Gelibolu'nun muhteşem grubunu seyrediyoruz. Ege Denizi'nin içine gömülen güneşin biraz önce Pasifik Okyanusu'ndan yükselerek Yeni Zelanda'daki ertesi günü aydınlattığını bilmek insanın içini acıtıyor. Fakat bu acı hissi çok kısa sürüyor. Sonra yeniden katılaşıyorum. Artık saatlerce hiçbir şey hissetmiyor ve duymuyorum. Bu arada sadece bakıyor, saklanıyor, ateş ediyor, süngü takıyor, düşman öldürüyor, bir tayıklıyor, yemek diye verdikleri kuru bisküvi, kreker, kuru et parçalarını kemiriyor, zaman olursa yatıyor, çok önder olarak da uyuyorum. Ben artık sadece bir anzak askeriyim. Ne sevdiğim şarkılar, yemekler, kokular, ne de sevdiğim insanlar. Ben sadece bir sayıyım, yaşayan bir sayı. Ölürsem o zaman da bir sayı olacağım. Vatan uğruna kahramanca ölmüş bir sayı. Kahramanca ve vatan uğruna. Kahramanlık mı? Hadi ya. Kahramanlık zorla olmaz. Vatana gelince burası Türklerin vatanı ve bu savaş bizim savaşımız değil. Bizler İngilizlerin de söyledikleri gibi sadece hevesli olan çocuklarıyız. Asıl kahraman olanlar Türkler. Johnny Türk dediğimiz Türkler vatanlarını savunmak için bize çok karşı çok ağır şartlar altında direniyorlar ve kahramanca ölen asıl onlar. Geçen hafta ölüleri gömmek için karşılıklı ateşkes ilan edildiğinde ilk defa Türkleri yakından ve canlıyken gördük. Türkler bize anlatılan o canavarlara benzemiyordu. Onlar da gözlerinde endişe ve keder olan genç insanlardı. Onların da arkalarında bekleyen üzüntülü aileleri, yaşlı anne babaları, karıları, belki de sevgilileri vardı. Onlar da yaralanınca acı çekiyor, onlar da gelincecik hayallerini bırakıp ölüyorlar. Türkler de insandı. Bana kuru ekmek ikram eden iki Türk'e ben de konserve et verdim ama kabul etmediler. Bu sır etidir dediysem de inanmadılar. Aslında anlamadılar. O zaman ellerimle kafama boynuz yapıp öküz gibi böğürdüm. Güldüler, ben de güldüm. Orada savaş meydanında etrafımız askerlerin cesetleriyle doluydu. Biz düşmandık ve birbirimize gülüyorduk. Bana ekmek ikram eden Türklerden biri sen de o İngiliz diye şaşırarak sordu. Ben İngiliz değilim dedim. Sonra elini uzattı. Ben Türk dedim. Bana uzatılan orayı tuttum. Orada Gelibolu'nun en kanlı savaşlarının yapıldığı o tepede el sıkıştım. Ben artık bu adamla nasıl düşman olabilirdim? Ben bu adamla neden düşman olmuştum ki? Düşmanım o anda artık arkadaş Türk olmuştu. Ben bu savaşta ölmeyi reddediyorum. Bu benim savaşım değil fakat yaşamak için hiç de isteğim kalmadı. Tanrım günahlarımı affet. Hepinizi çok seviyorum. Ebediyen sizin oğlunuz Alistair John Taylor. Gelibolu 1915.